Babam zaten bilindiği üzere gerçekten halim, selim, hoş bir insan, samimi bir insandı. Ama bu bizim eğitimimize gelince eğitimde bu kadar da yani halim selim değil ama yaptığımız yanlışlara karşı da halim selim değildi. O hatayı düzeltmemizi her zaman isterdi. Yani o hataya karşı halim selim değildi. Sertti, şeydi, hatayı düzeltmemizi isterdi. En büyük özelliklerimiz namaz. Namaza çok önem gösterirdi. Namaz onun olmazsa olmazlarındandı. Yani hatta hastayken bile namazını hiçbir zaman böyle ruhsatta değil, azimet her zaman önem gösterirdi. Mesela biz evde olduğumuz zaman her zaman cemaatle namaza çok önem gösterirdi. Küçük kardeşim olsun, büyük kardeşim hepsini yani sabah namazı bile sabah namazı uyandırır. Hepimiz uykulu da olsa bizi uyandırır. Sabah namazı bile cemaatle sabahla namaz kılardı. Yani sabah sünnetini kılar, tesbihatini yapar. Yani namazla ilgili bütün her şey yapardı. Yani hiçbir şeyden taviz, yani sünnetini kıldırdı, bize tesbihatini yaptırırdı. Bunun dışında İslami eğitime de çok önem gösterirdi. Yani bu korona döneminde olsun, şeyde olsun, bizim tefsir, siyer, mukabele gibi derslerimiz olurdu. Yani bizi o yönden de geliştirirdi. Yani siyer, mesela hepimiz toplanırdık, otururdu, bize açardı. Günlük olarak ders olarak aktarırdı bize. Küçükken de olsun, küçükken de Kur'an eğitimimize çok önem gösterirdi. Kur'an'ımızı düzeltmek için elinden geleni yapardı, eve getirdi, şey yapardı. Kur'an eğitimi üzerine çok durardı. Yani kendisi zaten bir Kur'an aşığıydı. Kur'an'ı çok severdi. Her anında Kur'an okurdu. Zaten onun günlük kendine vazife olarak en az bir cüz okurdu. Yani her gün kendisi zaten bir cüz okur da bizim de bunu yapmamızı isterdi. Yani her zaman İslami ibadetler olsun. Zaten beni de İslami hassasiyeti çok iyi olduğu için beni medreseye gönderdi. Medresede iyi yetişmemi istedi. Medreseden sonra beni Ürdün'e İslami ilimler okumam için Ürdün'e gönderdi. Ürdün'e ben 3,5-4 yıl orada okudum. İslami ilimlerde kendimi geliştirdim. Yani İslami ilimlerde hassasiyeti çok önemli, çok çok vardı. Yani her yönüyle kendimizi geliştirmemizi isterdi ve her yönüyle kendimizi bir Allah-u Teala'ya adamamızı isterdi. Ben onun ibadet aşkına gerçekten aşıktım. İbadetler onun aşkına çok yani şey gösterirdim. Yani böyle ibadetleri mesela ezan okudum direkt namaza durardı. Yani namaz aşkı olsun, Kur'an aşkı olsun. Orucu tutamaz ama oruç tutamadığı için gerçekten de kendine çok bir eksik görürdü. Yani o ibadet aşkı gerçekten beni çok etkilerdi. İkincisi ise sorunları getirdi, çözümler. Mesela bizimle ilgilenirdi ama bu amcam oğulları olsun, diğer olsun, herkese ilgilenirdi. Yani herkesin mesela yana geldiği zaman bir komşu olsun, bir akraba şey olduğu zaman onunla sohbet ettikten sonra gönlü hoş bir şekilde giderdi. Yani sorunlar ona geldiği zaman çok çabuk çözülebilirdi. Yani biz de yani bir sorun ya da bir şeyle karşılaştığımız zaman ona arz ettiğimiz zaman çok kolay bir şekilde sorunları hemen çözebilirdi. Babam eve geldikten sonra gerçekten de böyle bir hoş bir sedayla gelirdi. Yani eve geldiği zaman yani biz mesela evde bazen çok fazla kalır, şey yapardık, dışarı çıkmazdı. Bu korona döneminde de evde çok kalırdık. Ama onun olduğu zaman böyle evde çok fazla sıkılmazdık. Normalde insan içeride çok kaldığı zaman çok sıkılır, çok kalır. O geldiği zaman çok sıkılmazdım. Çünkü babam ve amcalarım ve dedem de şakacı bir esprili bir şeyleri olduğu için eve geldikleri zaman böyle evde çok fazla insan sıkılmaz. Yani espriler şey de olsun insanı motive ederdi. Her yönüyle insanı motive edebiliyordu. Yani sen canın sıkılışı oldu ya da kardeşlerin böyle canı sıkıldı ya da bir yaramazlık ya da şey yaptı onları en güzel şekilde uyarırdı. Espri yapardı, şey yapardı diğerleri olsun. Yani o motive şeyi çok yüksekti. Yani Bir insanları bayram havası her bayram evde aynen bir bayram havası vardı. Yani o insan o havayı hissedebiliyordu. Yani ev olduğu zaman neşesi de şeyle bize de o pozitif enerjisi bize de şey oluyordu. Biz de evde canımız sıkılmıyordu. Yani ne yapacağız? Zaten evde olduğu zaman planlı programlıydı zaten. Bizim de ne yapmamız gerektiğini de söylüyordu. Onun için evde böyle sıkılganlık gibi şeyler olmazdı genellikle. Babam eve geldiği zaman zaten bizimle ilgilenirdi. Onun dışında ise zaten zaman zaman bulduğunda kitap okurdu. Yani kitap şey mesela tefsir olsun, hadis olsun, Kur'an olsun diğer şeyleri bunlar eve geldiği zaman vakit olduğu sürece yani ona yani vakit ayırıyordu. Yani boş vakitlerine değil. Boş vakit yaratıyordu Kur'an için, kitap için, bu gibi şeyler için yaratıyordu. O şeylerde gene bir süre belirlenmiş, o şeylerde gene kitap okurdu. Kitabın dışında ise bizimle ilgilenirdi, bizim sorunlarımızla ya da eğitimimizle ilgilenirdi. Son olarak şunu ekleyeyim. Herkes yani herkesin babası ona bir miras bırakır, bir şeyler bırakır. Kendisi de diyordu, ben size mal mülk miras bırakmadım. Ben size davamı miras bıraktım. Bizim için yani en değerli şey, ondaki en değerli şey
dava aşkı, davası olan aşkıydı ve dava hizmetleriydi. Babam da bunu bize miras bıraktı. Kendisi zaten bunu söylerdi. Bunu bize miras bıraktı. İnşallah biz bunun için, onun davası için çalışacağız inşallah. Küçükken 6-7 yaşına kadar köyde oturuyorduk. Daha sonra Çınar'a taşındık. Çınar'a taşındıktan sonra zaten okuluna devam etti. Çınar'da liseyi bitirdi. Ardından Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi'nde fizik öğretmenliği bölümünü okudu. Ondan mezun oldu. Daha sonra da öğretmen oldu. Fesih Hoca küçüklüğünden beri gerçekten ahlakı güzel. Herkesin kendisine razı olduğu bir insandı. Yani yumuşak bir huyu vardı, bir ahlakı vardı. Arkadaşları tarafından sevilen, çevresi tarafından sevilen bir insandı. Zaten Fesih Hoca özellikle liseden itibaren İslami kitapları okumaya başladı. Bu dönemde bilinçlenmeye başladı. İslami sohbetlere katıldı, derslere katıldı. Kendisi daha sonra özellikle arkadaşlarıyla, kendi yaşıtlarıyla İslami sohbetler yaptı, çalışmalar yaptı Çınar'da. Bu konuda birçok gençle özellikle İslami sohbetler yaptı, onların İslami açıdan bilinçlenmesine yardımcı oldu. Zaten daha sonra da Diyarbakır'a geldi. Fenfak'ta fizik öğretmenliği bölümünü okuyordu. Burada öğrenci evlerinde de kalıyordu. Burada da mücadelesini sürdürdü. Yani İslami mücadelede yine arkadaşlarıyla beraber devam etti Diyarbakır'da. Zaten mezun olduktan sonra da dediğim gibi öğretmen oldu Dicle'nin bir köyünde. Daha sonra 2 yıl görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a taşındı. Buraya taşındıktan sonra birkaç ay sonra da istifa etti. Yani İslami mücadeleyi daha rahat bir şekilde devam ettirebilmek, bütün vaktini İslami davaya vermek için işini bıraktı. Yani öğretmenliği bıraktı ve bu şekilde mücadelesine devam etti. Fesih Hoca kiminde kendilerine bir operasyon yapıldı o dönemde. Arkadaşlarla beraber yakalandılar, cezaevine girdiler ve tahminimce 4,5 yıl cezaevinde kaldı. Cezaevinde de aynı şekilde. Yani kendi mücadelelerini bırakmadılar, İslami yaşantılarıyla, ahlaklarıyla gerçekten orada da örnek bir kişilik oldu arkadaşlarıyla beraber. Daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra yine İslami davayı sürdürdü. Yani bu konuda ben yoruldum, ben ne dedim işte cezaevinde kaldım bir süre dinleneyim gibi bir şey kapılmadı. Mücadelesine devam etti. Çıktığı gün aynı şekilde yani dediğim gibi günden itibaren İslami davanın içerisinde yer aldı. Ve o dönemde özellikle davanın toparlanmasında bir arkadaşlarıyla beraber katkıda bulundu. Malumunuz Fesih Hoca daha sonra böbrekleri iflas etti. Hani 2000'de gözaltına alınırken 73 gün gözaltında kaldı ve birçok eziyetlere ve işkenceler gördü. Ondan sebep de daha sonra böbrekleri iflas etti. Daha sonra işte böbrek nakli yapıldı. Böbrek nakli yapıldıktan sonra da zaten malum o tür insanlar kendilerine çok iyi bakmak zorundalar. Yani yarım insan oluyorlar neredeyse. Ama Fesih Hoca kesinlikle yine mücadeleden vazgeçmedi. Yine mücadelesini, davasını sürdürdü. Yani bir an olsun işte ben rahatsızım, işte ben çok fazla çalışsam benim için risk oluşturur demedi. Gecesiyle gündüzüyle bu dava için mücadele etti. Dediğim gibi Fesih Hoca gerçekten yani ahlakıyla çevresine örnek bir kişilikti. Yani hani benim kardeşim olduğu halde ben bazen gıpta ediyordum. Keşke ben de böyle olabilseydim. Çınar'da birçok İslami sohbetlerde birçok gencin İslami davanın saflarına katılmasına vesile oldu. Diyarbakır'da da aynı şekilde devam ettirdi. Cezaevinde de aynı şekilde yani İslami yaşantısıyla orada işte ilim öğrenmesiyle, öğretmesiyle orada da aynı şekilde devam ettirdi. Ve neticede malumunuz istediğim gibi o böbrek rahatsızlığından dolayı zaten sürekli ilaç kullanıyordu. Bu ilaçlar da kendi bağışıklık şey yapıyordu, yani etkiliyordu. Zaten bu hastalığa yakalandıktan sonra da kullandığı o ilaçların etkisiyle de
Neticede rahmeti rahmana kavuştu. Fesih Hoca özellikle anne ve babamıza karşı gerçekten bizden daha fazla duyarlıydı. Onları sürekli ziyaret eder, kendi evine götürürdü. Yani babam mesela Diyarbakır'a gelmek istememesine rağmen zorla annemi babam Diyarbakır'a getirir, yani evine götürürdü. Böyle belli aralıklarla evlerinde kalırlardı. Onların gerçekten onlar üzerinde böyle bir merakı, bir şeyi vardı. Yani bir sevgisi vardı, saygısı vardı. Onlara değer verdi. Yani bu konuda bizden daha iyiydi açıkça. Ben onu diyeyim. Onlara hizmet etmek istiyordu. Fesih Hoca gerçekten ahlakıyla, davranışlarıyla, yani çevresine örnek olabilecek bir insandı. Yani bir insan çağımızda bir Müslüman nasıl olunur? Fesih Hoca'ya baksa yeterlidir. Yani Fesih Hoca ve arkadaşları, onun gibi birçok arkadaşı da var. Aynı şekilde bunlar da mücadelelerini, İslami mücadeleyi yürüttüler. Ve neticede kimi gitti, Rabbine kavuştu, kimi de bu mücadeleyi devam ediyor. Neticede Fesih Hoca da onlardan biriydi. Ve şahsiyetiyle, ciddiyetiyle, gerçekten davaya ciddiyetle bağlıydı. Yani bu konuda kesinlikle taviz vermezdi. Yani günümüz özellikle gençlerine dava eri nasıl olunur? Dava bilinci nedir? Dava bilinci nasıl olmalıdır? Hani bir Fesih Hoca'ya baksalar onda adeta mücessem bir hal almıştı. Kendisi yani günümüzün nasıl daha önce sahabeleri örnek gösteriyorsa o dönemde, hakikaten o da ve birçok arkadaşı da yani insan baktıklarında o sahabelerin o samimiyetini, ihlasını görüyordu orada. Gerçekten mesela cezaevindeyken bir kısa bir dönem beraber kaldık. Yani geceleri kalkar, namazlarını kılardı, teheccüd namazlarını kılardı, ibadet ederdi. Yani ben abisi olmakla birlikte ben o şeyi kendimde göremiyordum. Ama o hakikaten, yani bu da bir Allah vergisidir. Ve neticede de inşallah Allah-u Teala yani kendisine razı olmuş bir şekilde huzuruna almıştır. Öyle ümit ediyoruz, öyle inanıyoruz. Çünkü onun mücadele, o her şeyini İslam davası uğruna feda etti. Yani mesleğini, öğretmenliğini, rahatını, huzur, yani bütün bunları sadece İslam davası daha çok yayılsın. İnsanlar İslam'dan daha çok haberdar olsun. Yani Müslümanlar İslam'ı nasıl yaşamalıdır? Hem kendi yaşantısında hem de kendi sözleriyle insanlara anlatmaya çalıştı. Bu konuda biz kendisinden razıyız. Yani inşallah Allah-u Teala da razıdır. Ve onu tanıyan herkes ondan razıdır. Yani daha önce Çınar'da olsun, burada olsun, onunla kalan, onunla ders yapan, onunla İslami sohbetlere katılan herkes istisnasız bu konuda onun ahlakından razıydı. Yani inşallah Allah-u Teala da ondan razıdır. Yani biz öyle umut ediyoruz, öyle inanıyoruz. Allah-u Teala kendisine rahmet eylesin. Ahirette, kıyamet gününde hepimizi beraber haşreylesin. Malumunuz bugün Aşura günü, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit olmasının yıl dönümü. Hani ailesiyle beraber kendilerini İslam'a feda ettiler. Yani Fesih Hoca gibiler de aslında Hazreti Hüseyin'i kendilerine örnek yapmışlardı, görüyorlardı. Onlar da kendilerini o tıpkı onun gibi İslam davasına feda ettiler. O ve arkadaşları. Ve inşallah Teala öbür dünyada hepsi beraber, Peygamber Efendimizle beraber haşrolacaklar ve cennetlerinde buluşacaklar. Allah-u Teala onların hürmetine bizi de cennetine koysun inşallah.